Evet sevgili arkadaşlar, bomba gibi bölümden hepinize merhaba. Evet, bu hafta yine mükemmel bir formatla karşınızdayız. Doğruluk mu, cesaret mi formatımızın ikinci bölümündeyiz. Geçen hafta gerçekten çok güzel yorumlar geldi. Çok güzel, eğlenceli karelerle sizleri buluşturduk. Bakalım bu hafta modada bizleri neler bekliyor. Biz de çok merakla bekliyoruz. O zaman hep birlikte doğruluk mu, cesaret mi'ye var mısınız diyelim ve başlayalım. Değişti Faruk soruyor. Teşekkürler. İsim neydi? Simay. Simay. Evet. Simay, seninle bir doğruluk mu cesaret mi oynayacağız? Tamam. Hazır mısın? Evet. Okey. O zaman kanka hafif bir kayabilir misin yana? Şöyle yanına geleceğim çünkü ben senin. Başka insanlarla muhatap olmayalım. Yok değil mi? Yani cesaret kartına gerektirirse format gereği yapıyoruz. Öyle Simay mi? Için. Hadi bir seç bakalım. Sevgilini ara, ayrılmak istediğini söyle. Evet, gerçekten efsane bir kartımız geldi. Sevgilini ara, ayrılmak istediğini söyle dedik. Hemen. Simay, bir dakika öncelikle bir konuya gelelim. Evet. Ne zamanlar beri birliktesiniz? Çok uzun zamandan beri. Yani takriben? Yıl diyebiliriz. Bir yıl. Hı hı. Nasıl peki, seni kaybettiğini öğrenmiş olsa çok şey olur mu, böyle psikolojisi bozulur mu? Biraz daha bozulabilir. Evet, bence biz bu konuyu hiç uzatmayalım ve hemen arayalım. Ses geliyor mu abi? Mesela. Ses geliyor mu abi? Mesela. Devir değişti Faruk. Harikaydı, harikaydı. Evet sevgili seyirciler, gerçekten olacak iş değil. Söyle bari. Ozan. Bitti artık. Tamam, çok da şey yapmayalım. Evet tabi, yan yana olduklarından dolayı biraz cool karşıladı arkadaşımız ama Simay gerçekten hayatım boyunca, yani bak çok samimi söylüyorum, çekim kariyerim boyunca yemediğim golü bana sen attın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Biz de teşekkür ederim. Nasıl, memnun oldun mu kartından? Evet, çok. Daha mı memnun olmasın seyirciler? Bizi düşürdü hani, gördünüz. Bak, çok sağ ol. Arkadaşlar var mı başka oynamak isteyen? Oynayalım. Aynı kartı çek. Oynuyor musun? Peki. Adam onunla da. Evet, gerçekten 100 yılın golünü atan Simay'ın arkadaşı Simay'la birlikteyiz. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk dedi. Simay'a soracağız şimdi. Arkası yazılı olan. Ben bunu istiyorum. Hemen. Kartını aldı. O değil, o değil. O iptal, öndekini okuyacaksın. Aynen. Yaptığın en ayıp şey ama dürüst ol. Oje çaldım. Oje çaldın. Kimden çaldın? H&M'den. H&M'den, mağazaya gelip çaldın. Yok yok, çalmadım. Ya çaldı da sevgisinden. Mermi bile böyle yön değiştirmedi, öyle söyleyeyim size. Anımız var. Cesaretle oynayacak mısın? Cesaretle oynarım. Hadi oynayalım. Heyecanla bekliyoruz bakalım Simay. Beni yani içeri. Hangi cesaret kartını seçecek? Evet, gerçekten çok güzel bir kart. İşte süper bir kart seçti Simay. Tanımadığı kadın ya da adamı ne yapacaksın? Öp. Öpecek. Merakla bekliyoruz. Hadi kalkalım. Tanımadığı yazmıyor. Aslında o kartın açıklaması tanımadığın kadın ya da adamı öp ama biz o şekilde yazmışız. Bir önceki bölümümüzde böyle yani bir şu arkadaş çok sevmedik, öpebilirsin. Şu arkadaş çok sevmedik, öpebilirsin. Evet, gerçekten. Yani üşen geçtiğim böylesi. Neyse, teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet arkadaşlar, yanımızda çok enerjik, aynı zamanda çok da güzel bir arkadaşımız var. İsim neydi? Teşekkürler, Ece. Ece, memnun oldum. Faruk ben de. Her hafta sokak soruları soruyoruz. Aynı zamanda yeni bir format başlattık. Doğruluk mu cesaret mi oynuyoruz? Sana da hemen soruyorum. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Cesur bir arkadaşımız çıktı Ece, gördüğünüz gibi. Cesaret kartını seçecek. Bakalım ne çıkacak. Şöyle bacağına yasladın. İstediğin bir rengi seçeceksin ve uygulamaya geçeceğiz. Buyursunlar. Yani şu olsun. Pembe yeni seçti. Kafandan aşağıya su dök. Evet, Ece'ye. Pembeyi alabilir miyim ya? Kafasından aşağı çok minik. Tamam. Minik bir su dökmesi gerekti. O zaman veriyoruz. Tamam. Tamam. İstersen ayakta da yapabilirsin, nasıl istersen. Ben şimdi sana çıkarıyorum. Evet sevgili seyirciler, Ece cesaretin hakkını vererek
daha doğrusu süper sempatisiyle kafasından aşağı suyu. Hepsini şimdi dökecek. Ne kadar istersen dök hadi, kıyamadım sana. Onları da döktürürdüm ama. Döküyorum. Gerçekten döktüm. Su da sana hediyemiz olsun. Teşekkür ediyorum. Peki doğrultu da seçelim. Evet. Evet. En büyük fantezin nedir? Evet, en büyük fantezisini açıklayacak şimdi. Ece bizimle bakalım neymiş? Yani sanırım izlenmek olabilir. İzlenmek. Evet. Ciddi misin? Evet. Benim de diyormuşsun. Hayır. Peki nasıl oluyor duygu, bir açıklar mısın? Aynen. İzlenilme kaygısı mı? İkinci bile bir bonustu, yeter bence kaldı. Şunu soracağım. İzlenilme kaygısı mı yoksa izlenilmek hoşuna mı gidiyor? İkincisi tabii ki. Hoşuna gidiyor. Seçmek ister misin doğru? Tamam. Seçebilirsin. İlk kaç yaşında öpüştün? Sanırım lise 2 idi. Lise 2. Lise 2. 15 yaş mı? Herhalde 15 falan. 15. Aynen. Peki nasıldı? Hikayesi nasıldı? Çok kötüydü. Çok rezildi. Yani hayatındaki en büyük pişmanlığımdı sanırım. Böyle küçükken hep bir hayal kurarsın. İşte ilk öpüşme en güzel olur diye. İnternetten tanıştım çocuktu. Aynen. Ve ben buradan yaptım tabii ki. Çocuk demişti ki seni gel. Tuttu beni, öpmeye başladı. Sonra ben hani hayatımda zaten çok iğrenç bir öpüşmeydi. Annem beni zaten bittik falan diyeceğim. Neyse. Onları istersen bırakabilirsin. Evet. Çok kötü bir şey gelmedi. Sevgilini ara, ayrılmak istediğini söyle. Sevgilim yok. Hadi canım. Evet. Nasıl olmaz ya? Yok gerçekten. Neden? Bilmiyorum. Genellikle kısa süreli hani arkadaşlıklar oluyor ama sevgili şeyine tam ulaşamadım. Peki, başka kart seçtiriyoruz o zaman. Mor mu seçeyim? Hadi senin istediğin olsun. Kadın ya da adamı öp. Tanımadığın olacak. Abi. Ay mor seçtim. En seksiciler Miray, şu an kartı seçtik. Kartı gösterebilir miyiz Miray? Tanımadığı kadın ya da adamı öpecek. Bakalım kim öpecek? Hadi bir kalkalım. Allah Allah. Ama şey yapacaksın. Direkt böyle yanından diye öpeceksin, tamam mı? Haberin püsküllü belam, yakalarsam seni gidip ımmet kıran, yılanı deliğinden çıkaran. Haberin püsküllü belam, yakalarsam. Evet. Arkadaşım mutluluğu şu an, bir saniye. Hayır, ne olduğunu anlamadım. Tanımadığın bir kadını ya da adamı öp dedi. Ben de seni öptüm o yüzden. Doğruluk mu cesaret mi oyunu oynadık? Teşekkürler, adamsın. Miray da bizi kırmadı ve seni öptü. Ne hissetti? Bilmiyorum. Şaşırdım sadece. Tanımadığım bir insan geldi birden diye bir öptü seni. Kız olduğu için sorun yok. Erkek olsa büyük olay çıkardı da sorun yok şu anda. Kesin olduğu için sempatiyle karşıladın. Evet evet. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorun çıkarmadığın için. Evet Miray, sen ne hissettin? Tanımadığın bir insana böyle gittin ani, ama sende de maşallah güzel enerjin var ve çılgınsın. Direkt hiç böyle merhaba falan kem küm etmeden yapıştırdın yani. Ağır yapıştırdın. Öyle oldu. Var mı izleyenlerimize mesajın? Mesajım yok. Ne diyeyim bilmiyorum. Kanalı takip edin. Dinleyin, takip edin. İsim neydi? Eren. Eren. Eren ne yapıyoruz, okuyor muyuz kardeşim? Şöyle. Evet. Şu an işsiziz. Evet. Teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ ol. Sana sorumu soruyorum. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk diyeyim. Doğrulukla mı başlayalım? Aynen, doğrulukla başlayalım. Peki, doğruluk mu sorularımız gelsin. Evet, şu an kartlarımızı çıkardık. Kartlarımızı çıkardık. İstediğin bir rengi seçebilirsin kardeşim. Ses geliyor değil mi Bülent abi? Evet. Yeşil mi? Yeşil geldi. Okuyalım. Yaptığın en ayıp şey nedir? Evet, ama gerçekten samimi olarak hayatın boyunca yaptığın en ayıp şeyi merak ediyoruz kardeşim. Yani ama şey böyle çok ayıp şeyler. Yani yapacak bir şey yok. Yaptıysan denilecek. Ne bileyim, misafirlikte mastürbasyon falan gibi. Yani böyle o zaman biraz da gençlik tabii. Hani böyle bir 13, daha ergen. 13-14 yaşlarında. Tabii böyle bilirsiniz en
top seviyede olduğu zamanlar. Yani o zaman şey olmuyor hani ne zaman o şeyin geleceği belli olmuyor diyorsun. Öyle oldu. Yani. Yakalandın oldu mu? Yok yakalanmadım. Peki tamam kazansız belansız atlatmış arkadaşımız. Yakalanmamış en azından. Cesaret. İlk gördüğüm anda gerçekten yapmak istediğim isim nedir? Fatma. Fatma nasılsın? İyiyim sen? Çok teşekkürler çok incesin ben de iyiyim. Moda'dayız. Huzurlu görüyorum seni. Evet arkadaşımı bekliyorum. Biraz sıkıldım aslında. Evet sıkıldığı anda yardımına koştuk doğru mu? Ne kanalıydı? Faruk soruyor. Evet koşmuş öyle olmuş. Şu an hemen soruyorum kendisine. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Evet sen renk seçeceksin. En hoşuna giden rengi seçebilirsin. Turuncu. Alabilirsin. En büyük sırrını açıklar mısın? Bakalım Fatma'nın büyük bir sırrı var mı? Var ama nasıl söyleyeceğim? Şöyle, masum şeylerden bahsedeyim o zaman. Onun adı var tabii ki. Sizin yok mu? Ki sizin yok mu? Ki sizin yok mu? Tabii ki. Yani. O zaman biz en büyüğünü alalım. Tamam. Bir keresinde bir market çıkışında 100 lira bulmuştum ve bu kimin diye sormadan cebime indirmiştim diyeyim. Evet yani herkesin yapabileceği bir şey aslında Fatma da yapmış. Her bir 100 liraydı yalnız bayağı yeniydi aldım. O zaman cesaret mi kartımızı da Fatma'ya açıyoruz. Kartı yorum seçmez daha. Eyvah. Okuyabilir miyiz? Anne ya da babamı arayayım ve hamile olduğumu söyleyeyim. Bence arayayım. Anneciğim ben intihar ediyorum diyeyim. Daha iyi bir şey herhalde. Öyle mi? Evet. Şaka olduğunu söyleyeceğiz hemen ardından. İyi tamam. O ilk tepkiyi çok merak ettik. Evet Fatma şu an sevgili seyirciler. Efsane. Evet hoparlörden duyacağız. Küfür de olsa razıyız. Evet gördüğünüz gibi ilk kart cesaret kartını seçti ve hamile olduğunu söyleyecek. Annem aramıştı ya. Alo. Anneciğim ne haber? İyidir, sağ ol. Sen ne İyidir ya, sana bir haberim var. Ben hamileyim. Ver. Evet, az önce öğrendim ben de. Hiç Fatma saçmalamadı ya. Gerçek bak. Tamam, kapatalım. Anne, bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben hamileyim. Hamileyim anne. Hadi görüşürüz. İnanmadı çünkü yaparım böyle şakalar yani. Evet gerçekten anne inanmadı ama çok da şey olgun bir şekilde seni karşıladı. Saçmalama kapat telefonu dedi sadece. Cesaret kısmını da atlatmış oldum galiba. Evet cesaret de böylelikle atlattı. Gerçekten Fatma suni olmayan tüm hareketleriyle bizi büyüsü altına aldı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım 1 milyon takipçiniz olur. Çok naziksin gerçekten çok çok teşekkür ediyorum gönülden. Var mı mesajın izleyenlerimize? Yok çok özür dilerim. Keşke annem bana daha ağır sert tepkiler verseydi. Videonun reytingi yüksek olsaydı ama maalesef böyle oldu. Özür dilerim herkesten. Fatmacığım sen başlı başına bir reytingsin. Teşekkür ederim. Hesabla mı? Buse sana soruyorum. Doğruluk mu yoksa cesaret mi? Doğruluk. Evet doğruluk. Ama cesaret de diyebilirim. O zaman... Tamam cesaret diyeyim. Evet, yoğun baskı cesaret altında yok. Cesaret geldi. Bakalım cesaret ne gelecek? Senden rica etsem mikrofon tutar mısın kardeşim? En sevdiğim renk. Hangi pembeyi seçeyim? Bu. Tamam bu pembeyi seçiyoruz biz. Anne ya da babanı ara evlendiğini söyle. Verin. Verin annemi arayacağım. Evet Buse annesini arayacak ve şu an evlendiğini söyleyecek. Bir saniye annemi arıyorum. Arkadaşlar sessiz oluyoruz. Şu an sessizlik. Bir saniye. Kocuğum müsait misin diye bir sorayım ama kadına. Tabii tabii. Ses geliyor mu? Efendim anneciğim. Anneciğim iki dakika müsait olabilir misin? Müsaitim söyle. Anneciğim sana şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle. Anne ben evlendim. Seni öldürürüm. Anneciğim seni çok seviyorum kendine iyi bak. Çok seviyorum aşık oldum. Çok seviyormuşum aşık olmuşum ben anne. Aha aha. Aha tamam anneciğim. Babacıma sen. Tamam. Şey Bahar'la evlendim anne. Beni evlendirmeyecek misin? Beni evlendirmeyeceğini biliyordum zaten. Teşekkür ederim anneciğim. Çok sağ ol. İyi boşan da gel. Tamam hoşça kal. Daha önce bir evlilik geçtin mi şimdi? Şu şekilde evlilik geçmedi. Yalnız yurt dışında böyle kilisede evlenmeyi merak ettiğim için orada alelade biriyle evlendim ve geldim yani. Yurt dışında evlendim sadece. Yenik düşün evlendin. Yani
Sadece dinen orada yani. Onların dinine göre evliyim. Kesinlikle resmi bir şeyim yok. Sadece merak. Ayrıldın mı? Boşandın mı? Yok, boşanma diye bir şey yok ki. Yani resmi bir şey yok çünkü. Evlilik değil. Ben orada da pembeyi seçeceğim. Moru mu seçeyim? Tamam. Arkadaşım İlayda için moru seçiyorum. Mor. Ahlaksız teklif aldın mı? Çok! Çok alıyorum. Alıyor musun? Gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada yaklaşık 3000 küsur tane takipçim var ve bu takipçilerimin çoğundan böyle ahlaksızca teklifleri oluyorum. Çok ahlaksızca. Aldığın en ironi ahlaksızca teklif nedir? İşte ya şöyle, İzmir'de bir kadın tarafından tacize uğradım. Benimle kadın. Evet, ben eşcinselim. Geçmiş şey, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ondan sonra bir kadın tarafından zorla işte öyle bir teklif aldım, yani zorla, böyle bildiğiniz zorla. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yapmadığım için zaten ben zarar gördüm. Falan yani neler neler, ne teklifler aldım. Bak. Bana bir insan yazdı işte sosyal medyadan. İnsan, yani insan denebilirse. İnsan olduğu kesin. Ha, sonra evet. İşte şu kadar para vereyim, beni kısırlaştır dedi. Ne diyorsun ya? Evet. Yani böyle bir teklif aldım. Evet, nasıl, yöntemin ne olacakmış yani o arada kısırlaşmak? Bildiğin testlerin olacak. Evet, olacak işte sevgili seyirciler. Evet, enteresan, enteresan bir dünyaya doğru yol almışız belli. Var mı? Evet sevgili seyirciler, tam konunun üstüne geldik. Şişe çevirmeci oynuyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar şu an renkli bir yerdeyiz. Burada tüm arkadaşlar tüm sempatikliğiyle oturuyorlar. İsim neydi kardeşim? Emre. Emre, ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyi, valla şişe çevirmeci oynuyordun. Hayır. En son kim dedi şişe? Ben de. Emre de mi? Her zaman ben de. Doğru muyuz, cesaretsiz cesareti mi? Her zaman cesaret. Cesaret, vay, cesur bir kardeşimiz, her zaman cesaret dedi. O zaman kendisini biraz zorlayalım. Seç kardeşim. Ben direkt seçim rengini ya. Kadın ya da adamı öp. Evet, Emre bomba gibi bir kart geldi. Tanımadı. Tanımadığım birini. Evet, tanımadığım bir kadın ya da adamı bulacaksın, öpeceksin kardeşim. Tamamdır. Tokalaşırken falan öpmem sayılmıyor mu? Böyle yanaktan öpeceksin abi. Ah, tamam. Evet sevgili seyirciler, Emre heyecan var mı? Ah, yok ya. Her zaman yaptığım şey falan diyormuşum. Stabil, stabil. Tamam kardeşim, hadi gidelim. Seç birini. Tu eres la luz de mi primavera. Tamam o zaman. Şu kızın yanındaki adamı öp kardeşim. Tamamdır. Evet. Merhabalar, iyi günler. Merhaba. Yanağınızdan bir kere öpebilir miyim? Lütfen. Benim için kardeşim. Benim için çok önemli bu. Başkaları. Kardeşim. Bir oyunumuz var. Hayır. Bir oyunumuz var ve bunu yapmak zorundayım. Hayır. Arkadaşça sadece öpücük. Adam izin vermiyor. Adam izin vermiyor. Emre'den güzel bir tepki geldi. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz dedi. Kardeşim merhaba. Merhaba. Emre bir çök bakayım. Ne hissettin şu an? Bir adam, tanımadığım bir adam geldi, seni öpebilir miyim diyor abi. Yani ne hissedeceğim, bir şey hissetmedim. Peki hani bayramlarda olur, seyranlarda olur ya, hemcinslerimizle böyle kardeşçe öperiz. Öyle bir öpmesine izin vermez misin? Olabilir, tokalaşabiliriz tamam. Yani. Hadi öpüşün abi. Öpüşün barışın. Aldı. Öpücüğü aldı. Adam, peki. Gel. Hadi çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Emre gitti, tanımadığı bir kardeşimizi zorla da olsun öptü. Nasıl zorlayarak öpmen, nasıl bir duygu? Ya kötü bir duygu. İstek olunca daha iyi oluyor gibi sanki. Peki hemcinsini öpmek isteyip onun böyle bir tepkisiyle karşılaşman nasıl bir duyguydu? Korktum, kendimi kötü hissettim, hemcinsim olduğuna şüphe ettim birden. Aynen. Var mı kardeşim izleyenlerin mesajı? Sevgilimi çok seviyorum, onu söylemek istiyorum sadece. Evet, Nurhan değil mi? Aynen, Nurhan. Evet, Nurhan seni çok seviyorum. Nurhan seni çok seviyorum aşkım. Kardeşimiz var, isim neydi? Betül. Betül ve? Devrim. Devrim, son röportajımız diyebiliriz sevgili seyirciler. Daha deminden beri doğruluk mu cesaret mi oynadık? Bakalım arkadaşlarımıza ne yapacağız? Tekrar ismini alacağım Betül. Ya. Betül'cüm, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ ol. Bizi izlemişsin önceden. Evet, biliyorum. Nasıl buldun videolarımızı? Komik buluyorum. Soru falan soruyorsunuz. Böyle evet. Biliyorum. Bu kadar.
Çok sağ ol. O zaman sana soruyorum. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk diyeyim başta. Tamam, başta doğruluk mu kartımı seçecek? Seç. Bak bak nasıl bakıyor bak. Evet, güzel bir kart seçti. Bakalım neymiş? Soruyu okuyalım. En büyük fantezin nedir? En büyük fantezin nedir? En büyük fantezim. Ve pat diye sorunca bilemedim şimdi. Arkadaşım bile biliyormuş ya. Fotoğraf çekilmek, aynen öyle söyleyeyim. İlişki sırasında. Fotoğrafçı bir sevgilin var mı? Hayır. Evet sevgili seyirciler, çok güzel iki arkadaşımızın yanındayız. İsim neydi? Çağla. Çağla mı? Hazal. Hazal. Arkadaşlar Faruk, ben de memnun oldum. Faruk soruyor da yeni bir format başladık. Doğruluk mu cesaret mi oynuyoruz? Şöyle yanına çökeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza başlayacağız. Acaba ne olacak? Senden başlayalım ilk önce. Hazal'dı değil mi? Çağla. Pardon, Çağla Hazal sende. Çağla, cesaret dediğin için aklımda kaldı. Tamam. Çağla, soruyorum, doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. Evet. Peki, doğruluk mu kartlarımızı çıkarıyoruz? Evet, kartlarımızı açıyoruz. Bir renk seçebilirsin. Mor. Ahlak teklifi aldın mı? Şimdi ahlaksızı nasıl yorumlayacağımıza bağlı. Mesela yani sana göre... Bana göre belki o kadar ahlaksız değildir hiçbir şey. Ama aldım, evet. Mesela en ironisi... Ay şimdi böyle yine... Ne bileyim, mesela geçen biri çoraplarımı satmamı istedi ona. Çoraplarını satmanı istedi. Evet. Çorapları, evet. Sapık mısın ya sen? Peki ne yapacakmış? Satmak için iyi bir yol. İşte ne yapabilir sence? Giymek için değildir herhalde. Giymek için değil. O yüzden ahlaksız oluyor teklif. Yani çok enteresan bir sevgili seyirciler. Çoraplarını nasıl gördü? Ben işte fotoğraflarımda falan gözüküyordu. Ben renkli çorap falan severim aykırı aykırı. Hoşuna gitmiş herhalde arkadaşın. Para falan da teklif etti de ben şey yapmadım. Dedim ki gerek yok, pisleşmeyelim. Aynen evet. Ticarete çevirirse çevrilir ama. Çok güzel çevrilir, iyi de para kazanılır. Düşünsene Çağla çorapları. Değişik bir sektör olabilirdi ama ben... Evet, Hazal sana geliyorum. Doğruluk mu cesaret? Doğruluk. Peki Hazal da doğruluktan ilerlemek istiyor. O kartımız zaten seçildi. Tekrar ediyorum. Seçilir. Ama gerçekten en büyük sırrın olması lazım. Kartımızda yazana söylüyorum sevgili seyirciler. En büyük sırrını açıklar mısın? Yok ki. En büyük sırrım. Hiçbir sırrın yok. Çok açık bir insanım, hiçbir sırrım yok. Ciddi misin? O zaman başka kart seç. Çağla seçiyor. Şahazal pardon. Aldattın mı? Asla. Hiç aldatmadım. Gerçekten aldatmadım. Hiç fikir ettin mi? Asla. Peki aldatıldın mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Peki aldatılsan tepkin ne olurdu? Suratına tükürürüm. Suratına tükürürüm. Evet, verilebilecek en güzel tepki bence de sevgili seyirciler. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Enerjiniz müthiş. Var mı izleyenlere mesajınız? İzleyin. Like atmayı unutmayın. Takip edin. Hadi sallanalım edelim. İsim neydi? Mine. Mine nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkürler, çok sağ ol. Ben de iyiyim. Meslek nedir? Bankacıyım ben. Bankacısın, süper. O zaman Mine, sana direkt formata geliyorum. Sorumu soruyorum. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk kartını seçti. Bakalım Mine'nin en verdiği doğru cevaplar nelermiş? Şumoru seçeceğim. Şumoru seçti. Ahlaksız teklif aldın mı? Hayır. Hayır almadım. Hayır. Başka kart seçmek ister misin? Olur. Evet, şu an arka tarafı. İlk kaç yaşında öpüştün? Hatırlıyor musun? Biraz geç öpüştüm ya. Lisede öpüştüm. Ortalama kaç yaşlarındaydın? Lisede kaç yaşındaydım? İşte yani evet. Peki hikayesini hatırlıyor musun? Evet, bir DJ sevgilim vardı. Vay DJ. Aşkımdı. Evet. Peki eğilir başlar, çatılır kaşlar, en büyük aşklar lisede başlar derler. Doğru mu? Aşık oldun mu ona? Birlikte değilsin demek ki değil. Evet, yok, ben aşık oldum evet. Lisede mi oldun? İlk aşkımdı evet. Peki nasıl, o ilk an nasıl gerçekleşti? Sorumuza gelecek olursak. Yani tanıştık, birlikte zaman geçirdik, güzel şeyler paylaştık. Aşk da zamanla oluştu yani. Evet. Şey değildi yani, ilk görüşte aşk değildi. Çok teşekkür ederim sana. Ben de teşekkür ederim. Var mı mesajın izleyenlerimize? Teşekkür ederiz. Çok
teşekkürler. Yoldan geçiyordum aslında, bölümümüz bitmişti ama gördüm bir enerji, direkt gelmek istedim. Teşekkür ederim. Sen de bizi kırmadın. O zaman direkt seninle başlıyorum. İlk hangisini seçiyorsun? Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk, okey. Hemen sana sorumu sormak üzere. Doğruluk mu kartımızı seçmen için renkleri veriyorum. Şöyle bak, belirgin de yapalım. Kim mi? Tabii ki. Ahlaksız teklif aldın mı? Evet. Evet. Nasıl oldu? Şimdi hangisi falan diyormuşum. En böyle tat, en garip bulduğum bir ahlaksız teklifini anlatırsın. Hepsi aynı kapıya çıkıyor yani. Somut anlamda örnek. Ayak fetişti falan yazanlar çok oluyor, ayak fetişti. Ayakları nasıl görüyorlar? Instagram. Direkt aynen öyle, direkt. Çok saçma yani, ayak fetişti olmazsın hani, anladın mı? Neye bağlıyorsun bu olayı? Sekse. Belki ama çok garip bir fantezi aslında. Evet. Peki bir tane daha soru seçebilirsin. O da bu konuyla çelişkili. Tamam. Tamam. Yaptın en ayıp şey ne? Evet ama dürüst ol yani. Böyle en ayıpı gözünde canlandır. Tamam, isim neydi bu arada? Çağla. Çağla. Merak ediyoruz gerçekten. Samimiyetiyle bakalım yaptığı en ayıp şey neymiş Çağla? Eski sevgilinin en yakın arkadaşıyla takılmak olabilir mi? Sevgilinin yakın arkadaşıyla takılmak. Sence? Burada mı kendisi? Hayır. Ayıp ya. Bence ayıp yani. Tabii canım, ayıp üstü yani. Peki pişman mısın? Hayır. Bir daha olsa bir daha yapar mısın? Hayır. İntikam mı aldın? Evet. Aldattı mı seni? Hayır. Nasıl bir intikam bu ya? Yani yapmam gereken şeyi yaptım. O zaman cesarete geliyoruz Çağla. Şu an doğru düzgün bir şey olsun. Ve pişman olmayayım yani şu an. Buyur. Geçebilirsin. Sevgilini ara, ayrılmak istediğini söyle ama sevgilim yok. Ciddi misin? Evet. Ya kalırsın böyle sevgilisiz işte. Sevgili nokta başka kart seçecek. Şu an beni kadın ya da adam mı? Evet. Gel Arda öpeyim sen. Normal ama. Abi, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ama bu olayın şeyi, tanımadığın kadın ya da adamı. Hayır, bir dakika, bir şey yazmıyorum ben. Kadın ya da adam. Ama yemin ediyorum formatı. Hayır, bak izle tüm örneklerini, tanımadığın kadın ya da adamı yok. Yemin ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Çağla gidecek, direkt öpecek mi? Siz öpebilir miyim acaba? Şu an. Bir dakika Çağla. Nasıl? Bu ya vallahi çocuk var ya şu an gökyüzünde yürüyor. Ya normal yani. Çok mu normal ya? Artık normalleşti yani. Daha çok şey yapmanız lazım. Daha mı hard yapmamız lazım? Evet. Aa, olacak işte. Peki dudağından olsaydı öper miydin? Hayır. Kardeşim ne hissettin? Garip hissettim yani, şok oldum yani ama kamera da var, bozmak istemedim. Söktürmez miydin? Ya garip hissettim sadece. Normal gelseydi bir an ne yapmaya çalıştığını anlardım. Mutlu yani. Oldun mu? Ya enteresan bir duygu ya. İyi oldu, güzel oldu. Evet, fena değil. Teşekkürler, çok sağ ol. Evet Çağla, çocuk da bence biraz kulluk yaptı ama çok mutlu oldu. Ben kendime de ilezem yeridir. Çağla var mı mesajın izleyenlerimize? Yok, teşekkür ederim herkese. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, değerli takipçiler, sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi bir Doğruluk mu Cesaret mi bölümünün daha sonuna geldik. Gerçekten bu hafta da bizleri yalnız bırakmayıp izlediğiniz için sizlere kalpten, gönülden ve beyinden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Ayrıca abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.